Zirveye doğru da sayın seyirciler, şirketlerin başarı öykülerini sizlerle paylaşıyoruz. Ama o şirketlerde yönetici kadrosunda ya da farklı farklı kadrolarda yer alan gençlerin, kişilerin, başarılı yöneticilerin nasıl eğitildiği, nasıl o hale geldiğini burada incelemek istiyoruz. Şimdi Yeditepe Üniversitesi'ndeyiz ve sizin için bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Yeditepe Üniversitesi'ndeyiz ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Sayın Haluk Kabaalioğlu ile birlikteyiz. Efendim merhabalar. Merhaba efendim. Şimdi Yeditepe Üniversitesi'nin ve Hukuk Fakültesi'nin başarı hikayesini sizden duymak istiyorum her şeyden önce. Evet. Şimdi Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1996 yılında kuruldu. Birçok dersi de İngilizce olarak veriyoruz. Yabancı öğretim üyelerimiz yanında ülkemizin önde gelen hukuk profesörleriyle kadromuz da gerçekten Türkiye'de en güçlü kadrolardan biri. Öğrenci yetiştikten sonra bir üniversitenin kapısından çıktıktan sonra da attığı adımlar iş dünyası içerisindeki başarısı çok önemli. Siz bununla ilgili neler yapıyorsunuz? Özellikle yurt dışında yüksek lisansa giden çok sayıda Yeditepe Hukuk Fakültesi öğrencisi var ve ben Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirip İngiltere veya Amerika Birleşik Devletleri'nde bir hukuk fakültesinde yüksek lisansa girmek isteyen bir mezunumuz giremezse ben bu görevi bırakırım diyorum. Şimdiye kadar bütün öğrencilerimiz bu konuda arzu ettikleri fakültelere yerleşme imkanı buldular. Bunlar Harvard Üniversitesi'nden Stanford'a, Washington College of Law'dan işte East Anglia'ya veya Queen's College'a kadar çok değişik üniversiteler. O bakımdan yüksek lisanslarını da iyi bir hukuk fakültesinde yaptıktan sonra Türkiye'ye döndüklerinde çok güzel işlere bulma imkanını elde ediyorlar. Ben hukukçu olacağım diyen herkes hukukçu olabilir mi? Nasıl bir psikolojiyle bunu seçmeli? Şimdi tabii hukuk fakültesinde kafayı çalıştırmayı gerektirir. Ve bizim üniversitemizde derslerin birçoğu hukuk fakültesinde açık kitap yapılır. İlkten açık kitap sınav yapılacağı için oh ne kolay açarım yazarım şeklinde düşünceler çok yanıltıcı oluyor. Öğrencinin okuması gereken tüm bilgileri alması ve öğretim üyesi açısından da açık kitap soru hazırlamak böyle kolay değildir. İcabında birkaç gün üzerinde çalışıp açık kitap sınavının hazırlanması gerekir. Oradaki güncel olaylardan, gerçek hayattan karşılaşılabilecek bir takım problemler ortaya konur. O problemleri teşhis etmesi, onlara çözüm yolları bulması gerekir öğrencinin. O bakımdan hukuk ezberdir şeklindeki yaklaşım yanlış ama maalesef çok sayıda öğrenci alan hukuk fakültelerinde test usulü sınavlar yapıldığını duyuyoruz. Veya ne bileyim çan eğrisi gibi sistemler kullanılıp geçebilecek nokta olmayanların çan eğrisi sonucunda o dersten geçebildiğini görüyoruz. Bunlar sağlıklı gelişmeler değil. Bizde kesinlikle çan eğrisi gibi sistemler uygulanmaz ve gerçekten de son 10 yıldır sürekli çalıştığımız, işbirliği yaptığımız yabancı hukuk fakülteleri gönderdiğimiz öğrencilerin ne kadar başarılı olduğunu görünce bizim bundan sonra ortalaması Yeditepe'de 2.20 ise bu diğer hukuk fakültelerinin 3.10'una bedeldir diye değerlendirme yapmalarından da memnuniyet duyuyorum. Her hukuk fakültesini bitiren iyi hukukçu mudur? Şimdi tabii hukuk fakültesini bitirdikten sonra hakim olacaklar, savcı olacaklar. Onlar bir sınavdan sonra hakimlik stajını yapıyorlar. İcabında Adalet Akademisi'nde belli eğitimden geçiyorlar. Avukatlık tercih edenlerin ise bir avukatlık stajı 6 ay bir hukuk bürosunda 6 ay mahkemelerde bir staj yapması gerekiyor ve ondan sonra baroya kaydolup mesleğini icra etmesi mümkün hale geliyor. Tabii hukukçuluk sürekli kendini geliştirmeyi de gerektirir.
bütün gelişmeleri, yeni yasaları izlemesi, uluslararası düzeyde neler olduğunu sürekli o takip etmesinde tabii ki yarar var. Toplumun içindeki bireylerin hukuka, yargıya güvenir olması çok önemli değil mi? Mutlaka öyle ve maalesef şu anda son birkaç yıllık uygulama bu konuda kamuoyunda ciddi endişelere, şüphelere yol açmıştır. Şimdi öğrenci aday arkadaşlarımızın seçim yaparken hukukun temel bir bilim olduğunu göz önüne almalarını düşünüyorum. İşte uluslararası ilişkiler vesaire gibi bilim dalları aslında 4 yıl bir hukuk fakültesi bitirdikten sonra 1 yıllık bir master'la, yüksek lisansla aynı alanda çok daha etkin bir kişiliğe sahip olabilirler. Öğrencilere bir cümleyle şu tavsiyem var dersek ne diyeceksin? Öğrencilerimize benim sürekli tavsiyem günü gününe çalışmak, dersleri izlemek, tutulan notları akşam kontrol etmek ve ertesi günkü derse de hazırlıklı olarak gelmektir. Ki sınıfta ele alınacak konular tartışılsın. Bizde küçük sınıflarda dersler görülüyor ve Yeditepe Hukuk Fakültesi'nde aslında İki ayrı hukuk fakültesi eğitimi verilmektedir. Bir grup Eylül ayında gelenler eğitime başlıyor ve 4 yıl onların programı ayrı. Şubat ayında İngilizce hazırlığı tamamlayıp gelenlere de yeni bir hukuk fakültesi programı başlatıyoruz. Ve bu şekilde iki ayrı program olduğu için her dersi her sömestr açma imkanımız oluyor. Bu bakımdan da öğrencilere önemli bir avantaj sağlıyor. Hem sınıfların küçük olmasını temin ediyoruz, hem de her dersin her sömestrde açılması, dönem kaybetmeden o dersi bir sonraki sömestrde almaları imkanını sağlıyoruz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun.